Vallahi ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Artık ben burama kadar geldi. Bugün başlarken de söyledim. Hepinizi gördüm, içim kapandı. Çünkü birbirinizden kopya çekmiş gibi o kadar birbirinize benziyorsunuz ki. Baştan beri en iyi niyetimle yok çantayı bırak, yok onu al, yok ceketi uzat, ceketi... Yani ben burada size sipariş kıyafet yapmıyorum ki ben bunları anlatayım. Hiçbir şey vermiyorsunuz, hiçbir heyecan vermiyorsunuz. Onu giyme, bunu giyme. Ben sıkıldım anlattıklarımdan ama hakikaten hepiniz ayrı ayrı sıkıcısınız. Hani gözledim, gözledim, ben çok sıkıldım. Hiç kimse bir katkıda bulunmuyor. Yani senin saçın, öbürünün saçı, iki gün evvel saçın aynı. Herkes bir dar pantolon, yani kapıda dağıtıyorlar mı anlayamadım ki. Üstünüze bir şeyler takmanız, artılar yapmanız lazım. Herkes birbirine benziyor. Sıkıldım. Devamlı aynı şeyleri söylüyorum. Hakikaten sıkıldım arkadaşlar. Ben ilk başladığımızda ne dedim? Siz avantajlısınız diğer yarışmacılardan daha önceki programlar. Çünkü sizin işiniz bu. Ya sahnedesiniz ya podyumdasınız. %50 kat etmiş olmanız lazım. Ne dedim? 50 ile 100 arasında aşama yapmanız ve bizi şaşırtmanız gerekiyordu. Yo, biz döndük sıfırlara, eksilere. Sanki hiçbiriniz sahne tozu yutmadınız, hiçbiriniz podyuma çıkmadınız gibi. Yani özür dilerim, sesimi yükseltiyorum çünkü ben sıkıldım. Onun için sana da hiçbir şey söylemiyorum. Çıkar ceketi, giy ceketi, bu çanta neden, bu saç neden. Ben bunları da konuşmak istemiyorum. Ben sana kocaman bir 5 veriyordum. Gene nezaketimden veriyorum. Şimdi yerine gidiyorsun ve herkes lütfen kendine gelsin artık. Yeter ya. Ben nazik böyle oturan kadını bir nale soktunuz ya. Yani siz de buraya eğlenmeye mi geliyorsunuz? Anlayamadım ki yani nedir, niye biz buradayız? Ben sıkıldım, sıkıldım. Hoş geldin Sevil. Hoş bulduk, merhaba. Ben bitti, 5 bitti bu kadar. O da nezaketimden. Sen Neslihan'ın başka bir kafasını yaşıyorsun bence. Aynı küstahlık sende de var. Sendeki yüzünün güzelliğinin arkasına sığınıyorsun. Sana ben birinci ya da ikinci gün dedim ki üstün bir güzelliği var yüzünün, çok fark ediliyor. Sadece o yüz güzelliği var. Çabalıyorsun ama yanlış yere çabalıyorsun. Çünkü şık değilsin. Çok güzel bir mont giyince şık olmuyorsunuz, sen veya bir başkası. Önemli olan üzerindeki her parçanın birbiriyle uyumu. Ayakkabın ne alaka? Pantolonun o düğmeleri ne alaka? Montun ne alaka? Çantan ne alaka? Yani ne olur güzelliğinizin, ününüzün, şanınızın, şöhretinizin etkisinde kalmayın. Her şeyi şuradan bırakıp içeri öyle giriyorsunuz. Hiçbirinizin ünü beni ilgilendirmiyor. Benden daha ünlüsün. Benden daha az ünlüsün, o ondan daha ünlü, bu bundan. Bunun hiçbir şeyle alakası yok. Siz de buraya gelirken, kabul ederken şu ekranın dışında bıraktığınız ününüzü, burada stiliniz konuşuyor. Konuşulacak bir stil yok ki ortada. Ben ne diyeyim ki? Neslihan'a bir konuda katılıyorum. Onu çıkar, bunu giy, bunu çıkar, bunu giy. Sanki ben kendimi geliştirmek için buraya katıldım. Benim gelişime ihtiyacım yok veya beni geliştirecek olanlar sizler değilsiniz, emin olun. Çünkü öyle bir durum görmüyorum ortada. Bir şey de dikkatimi çekiyor. Öyle bir tavırla hepiniz birbirinizi süzüyorsunuz ki, özellikle birkaç isim var orada. O kadar bakışları rahatsız ediyor ki. Mesela Simge, sen öyle bir oturuyorsun ki, şu ana kadar çıkanlara öyle bir bakıyorsun ki hiçbir şeyi beğenmiyorsun. Ben mi? Evet. Hiçbir şeyi beğenmiyorum. Öyle bir tavırla oturuyorsun ki... Buradan, oradan size öyle geçiyor olabilir ama emin olun ki öyle bir şeyim yok. Öyle bir tavrın yok. O. Oturuşum, şimdi bu tavırda olabilir. Olabilir de öyle bir insan değilim asla. Ne düşünüyorsam onu söylüyorum. Yani ne hissediyorsam, ne görüyorsam o kadar. Beğenmediğini dile getiriyorsun zaten ama. Beğendiğimi de dile getiriyorum. Dile getirdiğinin 5 katı beğenmeden bakıyorsun. Mesela Elif, size sen... öyle geliyor olabilir. Yani ne hissediyorsam onu yorum yapmaya çalışıyorum. Ne hissediyorsam. Az Elif, değil, çok değil yani. Elif, senin Sevin'le bir problemin mi var? Sevin'le mi? Evet. Hayır.
Mesela sana da bakıyorum, onu o yürürken sen olmaktan çıkıp başka bir kadın bakıyor ona. Aksine Sevil'i o kadar severim ki, yani burada herhalde Sevil'le en iyi anlaşanlardan biriyim ama tarzını beğeniyor musun Elif derseniz tabii ki beğenmiyorum. Beğenmediğimi de dile getirdim zaten. Bir şey mi söyleyeceksin? Sevil size? Sen böyle bir şey hissediyor musun benden? Ben hissetmiyorum. Burada herkesin ayrı bir tarzı var. Ben de Elif'in tarzını çok şey buluyorum. Tek parça elbise geliyor çünkü hep buraya. Olabilir. Çok tek parça buluyorum. O da onun tarzı. Onun fiziğine yakışan bir tarz. Ben daha çok kendim aslında biraz şey yapıyorum galiba. Zorluyorum sizin dediğiniz gibi. Dün çok kavram kargaşası yarattım. Çaba gösterdiğim zaman. Bak, zorlamak senin genelinde var. Tek parça elbiseyle gelmek istemiyorum bazı arkadaşlarım gibi. Hani bir şeyler kim koymaya çalışıyorum. Kim mesela? Tek parça elbiseyle gelen kim? Yani var burada hani birçok insan. Bana isim verin. Var Elif mesela hep tek parça elbise ve kürk geliyor. Bazen başka arkadaşlarım da gelebiliyor. Hani ben daha hiç tek parça bir elbise ve hani tek kürkle gelmedim. Elbise giymedim de. Biraz sporla başladım. Tarz değişiklik arama derdindeyim. Ama galiba ben de hatalar yapıyor olabilirim. Bir şeyi burada yarışmadayım. Bak, senin genel problemin kaçırmak, kaçırdığın nokta tek parça elbiseyle de gelebilirsiniz. Ama doğru parçalarla kombinlersin. Ama sürekli değil sen, yani. Hani sen biraz... geçen gün, senin tarzındır o. Sen geçen gün siyah beyaz bir şeyler giydin. Yapmaya çalıştım. Evet. Bak al beyaz, siyah şeridi var. İşte İspanyol paça. Üzerine ne giydim? Bak dümdüz siyah giydim. Öğrendim ben, ama. Yani bence bu böyle jilet bir görüntü. Günlük bir görüntü. Dünyanın her yerinde kabul görür bir kıyafet evet. Bu. Farklı mı? Farklı. Farklı. Şık mı şık? İşte ben biraz birkaç kombini bir arada yapıyorum galiba. O yüzden karıştırıyorum ama sizden bunu öğrendim. İşte stilsiz bir kadın olduğun için hayatım. Evet galiba stilsizim herhalde. Burada öğrendim. Ama stilsiz olduğumu düşünmüyorum. Benim de kendime göre bir tarzım var. Bu yarışmaya katılırken tarzıma güvenerek katıldım zaten. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama. Bu mu? Seviyeli Neslihan Hanım bir şey söylüyor. Pardon, özür dilerim. Bir tarz arayışındasınız. Biz burada bir reçete vermiyoruz. Herkes aynı eskizde. Tek parça bana olur mu? O çanta detaylarla uğraşmayın. Kendinizle uğraşın. Geç aynanın karşısına. Çık sokaklara al nefes, oksijen çek. Yürü yürü kafanı çalıştır. Ve ben ne giyebilirim? Neyle daha özleşiyorum? Diye bakın beni alıp oldurttunuz beni. Diye kendinizi sorgulayın ki ortaya bir şey çıksın. Tek parça elbise dedi, çanta. Bunun detaylarla vakit geçirtmeyin artık bize ya. Okey, ben puanımı vereyim. Artık sana çok... Ben bir şey söylemek istiyorum Hakan Bey. Hani güzel olmak, tarz olmak değil bence bana göre. Çünkü hani ben çok güzelim demiyorum. Sizin görüşünüz çok teşekkür ederim beni bu şekilde gördüğünüz asla için. Asla değil. Hani... Sen sadece güzelsin. Yani olabilir. Ben tarzıma bir tarzım var, güvenerek geldim dedim. Bu mu güvendiğin şey? Ben bir şeyler yapmaya çalışıyorum, elimden geleni yapmaya çalışıyorum ama benim de bir tarzım var, onu düşünüyorum. Siz ne kadar çok tarz değilsiniz deseniz de size saygı duyuyorum ama ben tarzım. Değilsin. Tamam. 5. Teşekkürler. Hoş geldin Sevin. Hoş bulduk. Bazen böyle ağır yorumlara iyi geliyor çünkü kendine çalkalanıyorsunuz ve daha iyi giymeye başlıyorsun, kafa daha iyi çalışmaya başlıyor ve daha biz bunu çok yaşadık bu programda. Tabii ki senin tarzın var ama daha çalışmak lazım onun üstünde.